Arkadaşlar merhabalar. Bu dersimizde denklemlerle ilgili ÖSYM tarzı testin üçüncüsü ve sonuncusuyla birlikteyiz. Hemen başlayalım ilk sorumuzu okumaya. Aşağıda verilen tel ızgaraların oluşturduğu küçük dikdörtgenler eş olup kenarları x ve y santimetredir. Bu ızgaraların A ve D noktalarında bulunan karıncalar sağa ve aşağı giderek sırasıyla B ve E noktalarına varmıştır. A noktasından başlayan karınca 44 santim, D noktasından başlayan karınca 39 santim yol gitmiştir. Buna göre L noktasından hareket eden bir karınca sola ve yukarı yukarı giderek en kısa yoldan A noktasına vardığında kaç santimetre yol gitmiştir diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar bir kere A noktasında bulunan B noktasına gelecekse, B noktasına gelecekse bakın yatayda ve dikeyde aldığı yollara bakalım. Şimdi dikeyde aldığı yollara bakacak olursam 1 2 ve 3. 3 tane dikey gelmek zorunda. Ha, i̇lla bu şekilde mi gelmek zorunda? Hayır. Bakın isterse şöyle şu A noktasından başlasın. Öncelikle 4 tane sağa gelsin. Ve bak her halükarda B'ye gelmek için nereden gelirse gelsin 3 tane dikey gelmek durumundadır. Benzer şekilde arkadaşlar bakın kaç tane yatay gidiyor? Kaç tane yatay gidiyor? 4 tane yatay gitmek zorunda arkadaşlar. Bakın örnek bir görüntü olsun. Örnek bir görüntü olsun. Şunu gidelim. Bakın şöyle gelse. Örnek veriyorum. Bakın şöyle gelse. Şöyle gelse. Şöyle. 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 Bakın bu şekilde zikzak yapa yapa gelmiş olsa. Yatayda aldığı yola bakıyorum. Bak 1 2 3 4. Her halükarda 4 tane geliyor. Şimdi arkadaşlar yatayda aldığı yollar 4 e, x değil miydi? Evet. Bakın yataydakiler x. Dolayısıyla yatayda 4 tane alacağına göre 4 x olacak. E, dikeyde 3 tane alması gerektiğini söyledik. Dikeydeki arkadaşlar y idi. 3 e, tane alacaksa 3 y olacak. Ne kadar gitmiş oluyor arkadaşlar? 44 cm e gitmiş oluyor. Bakın benzer şekilde e noktasına ulaşabilmesi için de bakın yatayda şöyle 2 3 dikeyde de 1 2 3 gelmek durumda. Yani 3 tane x artı 3 tane y eşittir. Bakın e, ne kadar yol gidiyordu? 39 gidiyordu arkadaşlar. Şimdi alttaki denklemi komple 3'e bölecek olursam ne olacaktır? X artı Y eşittir 13 olacaktır arkadaşlar. Şimdi elimizde iki bilinmeyen iki tane denklem var. Hangileri? 4 X artı 3 Y 44 X artı Y eşittir 13. Ben yazalım alt alta. 4 X artı 3 Y eşittir 44 X artı Y eşittir 13 arkadaşlar. Biz şimdi X ile Y'yi ayrı ayrı bulmamız gerekiyor. Bakın Y'leri yok etmek için alttaki denklemi eksi 3 ile çarpacağım. Dolayısıyla bakın burası eksi 3 olacak. Burası eksi 3y olacak. Bakın burası da eksi 39 olacak. Taraf tarafa topluyorum şimdi. 4 xten 3x çıkarsa x gelecek. Y'ler birbirini götürdü. 44 eksi 39'dan x değerini 5 olarak bulmuş oluruz. Bakın x burada 5 ise toplamların 13 olabilmesi için y'nin de ne olması lazım arkadaşlar? 8 olması lazım. Biz şimdi L noktasındayız ve K'ya ulaşmaya çalışacağız. L'den K'ya giderken bakın dikeyde 1, 2, 3, 4, 5 tane. Yatayda ise, yatayda ise arkadaşlar bir böyle ve 2 gitmemiz lazım. Yani dikeyde aldığımız bizim yollar neydi arkadaşlar? Kısa kenar yani x'ti. Yani arkadaşlar biz 5x artı 2y'yi arıyoruz. E ben zaten x'i 5 olarak buldum. 5 çarpı 5'ten 25 gelecek. Y'yi de zaten 8 olarak bulduk. 2 çarpı 8'den de 16 gelecek. ile de 16'yı topladığımız takdirde cevabımızı 41 olarak bulmuş oluruz. 2'ye bakalım şimdi. Aşağıda bir kafeteryadaki iki farklı masada oturan müşterilerin içtikleri içecekler ve bu içecekler için ödedikleri ücreti gösteren makbuzlar gösterilmiştir. Buna göre bu kafeteryada bir çay ve bir kahvenin toplam ücreti kaç TL'dir diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar bir adet çayın bir adet çayın kaç TL olduğunu bilmiyorum. Diyelim ki x tane olsun. E ben 4 tane içeceksem ne kadar ücret ödeyeceğim? 4x. Kahvenin ne kadar olduğunu bilmiyorum. Y TL olsun bir tanesi. Eğer 2 tane içeceksem de 2 ye TL ödeyeceğim. Toplamda ödediğim ücret ne kadarmış arkadaşlar? 32 TL. Şimdi sağ tarafa bakıyorum arkadaşlar. Çayın bir tanesi x TL demiştik. 6 tane içecekse 6 x TL ödenecek. E bir tane kahvenin fiyatı da y TL olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla 6 x artı y'nin de buradan 30 olduğunu rahat bir şekilde söyleriz. Biz bir çay ve bir kahvenin fiyatını arıyoruz arkadaşlar. Bakın üstteki denklemde her tarafı 2'ye böldüğümde 2x artı y'nin 16'ya eşit olduğunu buluruz. Şimdi bu 2x artı y'yi bakın şuraya yazacak olursam 16 olacak ve taraf tarafa çıkarma işlemleri yapıyorum arkadaşlar. Şimdi alttaki denklemi eksiyle çarpacak olursam bakın şöyle olmuş olacaktır. Evet 6x'ten 2x çıkarsa 4x y'ler birbirini götürecek. 30'dan da 16 çıkarsa 14 kalacak. Dolayısıyla her tarafı 2'ye bölersem 2x eşittir. 7 x de buradan 3.5 olacaktır arkadaşlar. Şimdi bakın şurada 2x artı y'nin ben 16'ya eşit olduğunu biliyorum. Bakın 2x neydi? 7 idi. Değil mi? 2x 7. 7 artı y eşittir 16. Y'yi de buradan 9 olarak bulmuş oluruz. Biz bir çay ve bir kahve. E o da arkadaşlar x artı y değil mi? Evet. x artı y arıyorum. x 3.5'tu. y de 9. 9 ile 3.5'u toplarsak cevabımızı 12.5 olarak bulmuş oluruz. 3'e bakalım. Aşağıda aynı anda mobil bankalarına bakan Hilal ve Fuat'ın ekran görüntüleri verilmiştir. Buna göre Hilal ve Fuat'ın mobil bankacılığına baktığı anda 1 gram gümüş kaç TL'dir diye soruyor. Arkadaşlar gümüşün kaç TL olduğunu bilmiyorum. Diyelim ki bir tanesi X TL olsun. E o zaman 18 gramı ne olacaktır arkadaşlar? 18 X TL olacaktır. E altının da 1 gramı Y TL olsun. 6 gram alınacaksa dolayısıyla 6 Y ödenecek. Peki bunun toplam karşılığı neymiş arkadaşlar? 6900'müş. Şimdi sağ tarafa bakalım. Bakın e, gümüşün bir tanesinin fiyatına X TL demiştik. 12 gram ne olacaktır? 12 X TL olacaktır. Altını da 1 gramına Y TL demiştik. 24 gram için 24 Y olacaktır arkadaşlar. Bunun toplam karşılığı neymiş? 24.600 TL'ymiş. Hilal ve Fuat'ın mobil bankacına baktığı anda 1 gram gümüşü arıyoruz arkadaşlar. Gümüşü arıyoruz. Dolayısıyla altından bizim ne yapmamız lazım? Kurtulmamız lazım. E o zaman üstteki denklemi bakın. Y'lerden kurtulacak olursam alttaki denklemde Y'nin katsayısı 24. Dolayısıyla üsttekinde ne olması lazım? Eksi 24 olması lazım. Yani üstteki denklemi bakın eksi 4 ile çarparsam ben değil mi? Burası ne olacaktır? Eksi 72 olacaktır. Burası eksi 24 olacaktır. 6900'de de bakın 69'da da neyi çarpacağız? 4'ü çarpacağız. 4'ü çarpacak olursam 36 elde var. 3, 24, 27. Yani burası da arkadaşlar eksi 27.600 olmuş oldu. Şimdi taraf tarafa topluyorum. Taraf tarafa topluyorum. Eksi 72x artı 12x'ten eksi 60x geldi. Y'ler zaten birbirini götürdü. Eksi 27.600'den 24.600'de topladığımda ne olacaktır arkadaşlar? eksi 3000 olacaktır. Dolayısıyla eksinin eksiye bölümü artı olacaktır. Bakın birer tane sıfırı sadeleştirdim. 300'ü de 6'ya bölersem x'i buradan 50 olarak bulmuş oluruz. Biz de zaten onu arıyorduk. Doğru cevabımız C şıkkı. Dörde bakalım. Bir uygulama üzerinden video izleyen Seyhan'ın ekran görüntüsü aşağıda verilmiştir. Şekil 1 ve şekil 2'deki videoların kırmızı ve mavi renkli parçaların süreleri kendi aralarında eşit uzunluktadır. Buna göre kırmızı renkli parçalardan birinin uzunluğu aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakın kırmızılara K diyecek olursam. Şimdi ilk durumda kaç tane K var? 2 tane K bir tane M var. Dolayısıyla 2K artı M bakın kaç dakika? 17 dakika. Alttaki duruma bakalım. Kaç tane K var? Bakın şurada 3 tane K var 2 tane M var. 3K artı 2M e, bu da 25 dakika 50 saniye. 25 dakika 50 saniye. Şöyle yapalım. Biz ne arıyoruz? Kırmızı renkli parçayı arıyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla M'lerden benim kurtulmam lazım. E, M'lerden kurtulmak için bakın alttaki denklemde M'nin katsayısı 2. Yukarıda eksi 2 olsun. Dolayısıyla üsttekini de eksi 2 ile çarpacak olursam üstteki denklem burası eksi 4K eksi 2M olacak. Burası da eksi 34 olmuş olacak. Taraf tarafa topluyorum. Eksi 4K ile 3K'yı toplarsam eksi K olmuş oldu arkadaşlar. Burada 25 dakika eksi 34, 25 dakika 50 saniyeden eksi 34'ü ne yapacağız? Çıkaracağız. Çıkaralım. Ne yapar? Eksi 8 dakika 10 saniye yapar. Eksi 8 dakika 10 saniye yapar. Her tarafı da eksiye böldüğüm takdirde, o zaman kırmızıyı ne bulurum arkadaşlar? 8 dakika 10 saniye olarak bulmuş oluruz. 8 dakika 10 saniye. Nerede var? Bakın B şıkkında var. Hemen geçelim 5. sorumuza. Büyük kardeşin boyu küçük kardeşin boyundan 22,5 santim daha fazla olduğuna göre. E, büyük kardeşin boyu zaten 132,8 santim değil mi? Biz bundan buçu çıkardığımızda küçük kardeşin boyunu bulabiliriz. 8'den 5 çıkarsa 3 bakın şuradası 110,3 olmuş oldu. Demek ki şurası 110.3'müş arkadaşlar. Kutunun yüksekliğini arıyoruz. Arkadaşlar tamamından da ben küçük kardeşim boyunu çıkartırsam e, o zaman kutunun boyunu bulmuş olurum. 128.9'dan 110.3'ü çıkardığımda ne olacaktır arkadaşlar? 18.6 olarak cevabımız gelmiş olur. Hemen 6'ya bakalım. Aynı marketten aynı anda alışveriş yapan Seyhun ve Gökhan'ın aynı elma ve aynı armutlardan farklı miktarlarda aldığı görülmektedir. Buna göre bu marketteki 1 kilogram armutun fiyatı kaç TL'dir diye soruluyor. Şimdi elmanın fiyatını bilmiyorum. 1 kilogramı ne olsun arkadaşlar? E olsun. Armutun 1 kilogramı da ne olsun? A olmuş olsun. Dolayısıyla E artı şekil 1'e bakıyorum. 2,5 kilo yani 2,5 A toplamı ne olacakmış arkadaşlar? 40 TL olacakmış. Şekil 2'ye bakalım. Elmanın 1 kilosu e, TL olsun dedik. 2 kilo alacaksa 2E olacaktır. Bir 1 kilo armut da A olsun dedik. Buradan da 1 kilo almış zaten. Ne kadar ödemiş? 32 TL ödemiş. Biz ne arıyoruz? 1 kilo armutun fiyatı. Armut arıyorum. Dolayısıyla E'lerden benim kurtulmam lazım. Alttaki denklemde E'nin katsayısı sayısı 2. Yukarıda eksi 2 olsun ki arkadaşlar. Taraf tarafa toplayınca götürsün. Dolayısıyla bakın. Eksi 2 ile çarpıyorum. Eksi 2 oldu. Eksi 2 ile çarpıyorum. Şurası ne oldu? 5 e oldu arkadaşlar. Burası da Eksi 80 olmuş oldu. Taraf tarafa topluyorum şimdi. E'ler birbirini götürdü. A eksi A 5A'dan eksi 4A oldu. Bakın 32 eksi 80'de ne geldi arkadaşlar? Eksi 48 geldi. Eksinin eksiye bölümü artıdır. 4A 48 ise her tarafı 4'e bölersem A'yı 12 olarak bulmuş olduk. 7'ye bakalım şimdi. Yukarıda yukarıdaki şekilde verilen taşınabilir A ve B belleklerini kendi aralarında taşıyabilecekleri dosya kapasiteleri birbirine eşittir. Şekil 1'deki belleklerin tamamının dosya taşıma kapasiteleri toplamı 32 GB iken şekil 2'deki belleklerin tamamının dosya taşıma kapasiteleri toplamı 36 GB'tır. Buna göre siyah renkli belleklerden birinin dosya taşıma kapasitesi kaç GB'tır diye soruluyor. Yani kısaca B kaçtır diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar bakın Üstteki için 2A artı B. Ne kadardı? Bakın dosya taşıma kapasitesi 32 GB. Alttakiler için bakıyorum. A artı 3B eşittir. Bunun 36 GB. Lar. Ben B'yi arıyorum. A'lardan kurtulmamız gerekiyor. Dolayısıyla A'nın yukarıda katsayısı 2. Altta da eksi 2 olması lazım. Alttaki denklemi komple eksi 2 ile çarpacağım. Bakın burası eksi 6B olacak. Burası da eksi 72 olacak. Taraf tarafa topluyorum. Dolayısıyla 2A ile eksi 2A birbirini götürecek. B eksi 6B'den eksi 5B gelecek. Eşittir. 32 eksi 72'den de eksi 40 gelecek. Dolayısıyla arkadaşlar eksinin eksiye bölümü artı. Her tarafı da 5'e böldüğümde B'yi 8 olarak bulmuş olduk. Şimdi gelelim son sorumuza. Aşağıda eşit e, satır aralıklarına bölünmüş ABCD dikdörtgeni şeklindeki defter yaprağı verilmiştir. Bu defter üzerindeki mavi renkli noktanın dc kenarına dik uzaklığı 7,2 cm iken ab kenarına dik uzaklığı 6,8 cm'dir. Buna göre k noktasının en yakın olan satır çizgisi k noktasına kaç cm uzaklıktadır diye soruluyor. Arkadaşlar toplamda bakın k'nın K'nın şuraya uzaklığı dc kenarına uzaklığı ne kadarmış 7,2 cm'ymiş. K'nın ab'ye uzaklığı neymiş arkadaşlar? 6.8 santimetreymiş. Dolayısıyla, dolayısıyla biz 7.2 ile bakın şurası 7.2. 6.8'i topladığım zaman ben aslında AD kenarının uzunluğunu bulmuş oluyorum. Değil mi? 7.2 ile 6.8'i toplarsam ne olacaktır? 14 santimetre olacaktır. Arkadaşlar bu satır aralıkları da birbirine eşit olduğuna göre 14'ü de 7'ye bölersem ne olacaktır? Her satır aralığı 2'şer santimetre olacaktır arkadaşlar. Bakın şurası 3 aralık olduğu için 3 çarpı 2'den 6 santimetre. Tamamı K'ya kadar olan kısmı e, 7.2 idi. Dolayısıyla bakın şu kırmızıyla çizdiğim uzaklık ne olması lazım? 1.2 olması lazım. Yine benzer şekilde arkadaşlar benzer şekilde şurası 3 tane satır aralığı 3 çarpı 2'den 6 olacaktır. E, K'ya kadar olan kısım. Bak bunu da yeşille gösterelim. Böyle. Dolayısıyla 6.8 olacaktı. Yani şuradaki parça Bakın yeşilin uzunluğu 0.8 cm olmalı. Biz ne yarıyoruz? K noktasının K noktasına en yakın olan satır çizgisi. Ha, bakın en yakın olan hangisiydi? Bakın şu 0.8 olan. K noktasına kaç santimetre uzaklıktadır? Onu da zaten 0.8 olarak bulmuştuk. Doğru cevabımız E şık. Evet arkadaşlar bugündük bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.